Bana su ver. Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım. Nasıl olur da benden su istersin? Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve senden su isteyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Efendi, su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Git kocanı çağır ve buraya gel. Benim kocam yok. Kocam yok demekle doğruyu söyledin. 5 kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Ay ya Rab. Anlıyorum, sen... Sen bir peygambersin. Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama siz... Tapılması gereken yerin... Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. Öyle bir saat geliyor ki... içtenlikle... Tapınanlar... Babaya ruhta ve gerçekte tapınacaklar. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Samiriye'den yemek getirdik. Öğretmenim, alsana. Birlikte yiyelim. Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var. O kentten birçok Samiriyeli İsa'ya iman etti. O onlarla birlikte 2 gün daha kaldı. Ve oradakiler kadına, bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil, kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz dediler.